kamu kurum ve kuruluşların çok değerli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, öncelikle bakanlığımız koordinasyonunda düzenlenen ve kamuda siber güvenlik alanında paydaşlarımızı bir araya getiren Ulusal Siber Savunma 2017 tatbikatına katılımlarınız ve destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Tatbikat hazırlık sürecinde her zaman sizlerle temas halinde olduk. Bu anlamda katkılarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Bu tatbikatta kurumlarımızın mevcut durumunu görme fırsatını bulmuş olacağız. Bildiğiniz üzere bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Birey ve devlet olarak her durumda bu teknolojileri kullanır olduk. Dijitalleşmenin de katkısıyla hizmetlerimizi elektronik ortama taşıyoruz ve vatandaşımıza daha geniş hizmet sunma imkanı buluyoruz. Vatandaşımız artık bireysel ve ekonomik faaliyetlerini internet ortamında yürütebilme şansını yakalamış durumda. E-Devlet hizmetleri de buna bağlı olarak gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Bugün yerel ve merkezi kamu hizmetleri olarak tanımlı olan 5102 adet hizmetin 2414 adedi E-Devlet kapısından elektronik ortamda sunulmakta. Yıl sonu hedefimiz yaklaşık %50'nin üzerine çıkmaydı ve bugün itibariyle %50'ye çok yaklaşmış durumdayız. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çeşitli siber tehditleri de beraberinde getirdiği ve bunun toplumda güvenlik kaygısına yol açtığı da bir gerçek. Enerji, su, savunma, sağlık, iletişim ve ulaşım gibi önemli altyapılar, kötü niyetli kişi, grup ve hatta devletlerin hedefi haline gelebilmektedir. Bizim amacımız bu tehditlere yönelik olarak proaktif davranıp saldırıları önlemek, bertaraf etmek ve ülkemize, vatandaşımıza ve ulusal menfaatlerimize yapılan siber saldırılara karşı tedbirler geliştirmektir. Son günlerde yaşanan siber saldırılar bir kez daha gösterdi ki siber güvenliği sağlamak sadece Türkiye açısından değil tüm ülkeler için çok önemli bir konu. Değerli konuklar, siber güvenlik konusunda bakanlık olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kısaca bahsetmek gerekirse, siber güvenliğin ilk olarak mevzuat dayanağını 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla belirledik ve Siber Güvenlik Kurulu'nu kurduk. 2014 yılında da yasal seviyede ilk mevzuatını oluşturduk. Yine 2013 yılında yayınladığımız siber güvenlik stratejisi ve eylem planını 2016-2019 yıllarını kapsayacak şekilde tekrar güncelledik. Siber saldırılara karşı ulusal çapta hizmet verilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi veya bir başka ismiyle USOM'u 2013 yılında kurduk. Kurumlarda USOM ile koordinasyon içerisinde çalışan siber olaylara müdahale ekipleri, bir başka ifadeyle SOME'leri oluşturduk. Bugün itibariyle bu ekiplerimizin sayısı 770'e ulaşmış durumda. Kamu kurumları arasında güvenli bir ağ olarak tasarladığımız KamuNet'i oluşturduk. Kamu kurumlarının KamuNet'e dahil edilmesiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi 2016 yılında, ulusal esasları içeren tebliğ ise 2017 yılında yayınlandı. Hali hazırda 52 kurum KamuNet'e dahil oldu. Yine hedefimiz ilk etapta bunu 150 kuruma çıkarmak. SOME kurulum ve yönetim rehberlerini yayınladık. Kurumlarımızın üst düzey yöneticileri ve sistem yöneticileriyle aylık koordinasyon ve bilgilendirme toplantılarını yapıyoruz. Bir taraftan aynı zamanda kamu kurumlarının verilerinin bulunduğu ve barındırıldığı veri merkezlerini de konsolide ediyoruz. Siber güvenlik alanında üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere
farkındalık çalışmalarını başlattık ve yürütüyoruz. Bu konuda Başbakanlığın himayesinde yürümesi çok önemli. Başbakanlık müsteşarım sağ olsun hem koordinasyonu hem diğer kurumların bu işin içine aktif girmesi konusunda gerçekten olağanüstü bir mesai harcıyor ve dolayısıyla işimizi çok kolaylaştırdı. Kendilerine, ekibiyle birlikte çok çok teşekkür ederim. Tabii bu çalışmaları ülke olarak uluslararası alanda da gerçekleştiriyoruz. Genellikle Güneydoğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin üye olduğu RAKFIAK yani ülkelerine yönelik eğitim programlarında geçen ay sonunda Antalya'da gerçekleştirdik. Siber güvenlik ve e-devlet faaliyetlerine ait tüm konu başlıklarını içeren bir kanun taslağı çalışmalarını tamamladık. Başbakanlığımıza arz ettik ve bunun kısa sürede meclise sevk edilerek yasalaşmasını bekliyoruz. Üçü ulusal, biri uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 4 tatbikat gerçekleştirildi bugüne kadar. 2012 yılından itibaren yaptığımız bu çalışmaların neticesinde önemli bir aşama kaydettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tedbirler sayesinde küresel çapta tehditlerden çok fazla etkilenmeden engelleme şansı yakaladık. Yine bildiğiniz gibi bu tedbirlerin en önemli konu başlıklarından birisi de farkındalık çalışmaları. Burada bulunan herkesin siber güvenliğin önemi konusunda belli bir farkındalık düzeyinde olduğundan kuşkumuz yok. Bu farkındalığın bizlerden başlayarak tüm toplumumuza yayılması gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Ancak farkındalık bilincinin tatbikatlarla pekiştirilmesi de oldukça önemli. Bu nedenle bugün sizlerle Ulusal Siber Savunma 2017 tatbikatını icra etmek üzere bir aradayız. Ön tarafta değerli hazırım var ama arka tarafta bu işe harıl hazırlanan kurum temsilcilerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Tabii bu tatbikat hem gerçek ortamda saldırıları, simülasyon, bulgu inceleme, masa başı senaryolarının birlikte uygulandığı ülkemizin ilk siber güvenlik tatbikatı niteliğinde. Öncelikle bu tatbikatımızın dayanağı ve amacından kısaca bahsetmek gerekirse, bu tatbikatla 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlediğimiz eylemlerden birini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Tatbikatımızın amacının kesinlikle kurumlarımızı bir yarış sürecine sokmak olmadığını vurgulamak isterim. Amacımız kurumlarımızın kendi eksikliklerini gerçek ortamda ve simülasyon ortamında görmeleri ve alınan sonuçların ileride yapacakları çalışmalara ışık tutmasıdır. Tatbikatımız iki faz halinde gerçekleştirilmektedir. Genel müdürümüzün de söylediği gibi tatbikatın birinci fazı 6 ile 23 Kasım tarihi arasında kurumlara gerçek ortamda siber ataklar gönderilmek üzere yapıldı. İkinci fazı ise bugün birlikte simülasyon ortamında burada gerçekleştirilen ağ üzerinden gerçekleştirilecek. Birinci faz için gönüllü olarak 41 adet kurumdan 20 kurumu belirlemiştik. Bu kurumlara 7-24 esaslı olmak üzere gerçek ortamda ve her birine farklı IP adreslerinden saldırılar gerçekleştirildi. Saldırı türü olarak uygulama taraması, port taraması ve WannaCry taraması ana başlıkları altında toplam 60 adet test icra edildi. Bugün gerçekleşecek ikinci faz için ise 32 kurumumuzdan 145 oyuncu, 26 kurumumuzdan ise 60 gözlemci katılım yapmaktadır. Bu vesileyle katılım konusunda kurumlarımızdan gelen yüksek talep için teşekkürlerimi özellikle ifade etmek isterim. Bu farkındalık anlamında hedefimize yaklaştığımızın da bir göstergesi. Ayrıca bir konuyu daha özellikle vurgulamak istiyorum. Kurumlarımıza ait tatbikat sonuçlarını yayınlanmayacağız. Ancak kendileriyle
bilahare paylaşacağız ki hem eksikliklerini görsünler hem de özellikle onlar bu işi nasıl tespit etti, nasıl önlemler aldı bilelim ki gerektiğinde başka kurumlarımızla da bu tecrübeyi paylaşalım. Tabii bu çerçevede birinci fazda aldığımız çıktıları analiz ettik. Bazı temel sonuçlara ulaştık. Elde ettiğimiz tespitleri de sizlerle en azından bir kısmını paylaşmak isterim. Post taramasında kurumların sistemlerine yönelik en çok kullanılan 800 adet porta saldırı düzenlenmiş. Uygulama taramasında ise en çok rastlanan zafiyetler kontrol edilmiş ve sonuçları alınmış. Bu saldırıların 2/3'ü, %67'si hafta içi, %33'ü hafta sonu yapılmış. Gün içerisinde yapılan saldırıların da yine 2/3, %67'si gün içerisinde, 1/3 gece saatinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırılarla ilgili hangi kurumun ne tespitler yapabildiğini gördük. Az önce de söylemiştim. Bu en azından bizim de kurumlarımızın da eksikliklerini görmesi adına çok önemliydi. Ve tabii ki tatbikattan beklenen eksikleri tespit edip bunları gidermekti. Çok başarılı ve çok güzel sonuçlar elde edildi. Eminim ki bu sonuçlara bağlı olarak yapacağımız uygulamada bu konuda bizim de kurumlarımızın da daha hazırlıklı olması adına çok faydalı olacak. Buna hiç şüphe yok. Yine birçok kurumumuz yapılan saldırılarının %100'ünü, bir kısmı %67'sini, yine 2/3'ünü, bir kısmı 1/3'ünü tespit etti. Ancak biz de biliyoruz ki hangi kurum ne kadarını tespit edebildi ve nerede tespit yapamadılar, nerelerde yanlışlıklar yapılabiliyor. İşte o da bizim elimizde bir çıktı olacak ve biz bunu kurumlarla paylaşarak onların da gerekli tedbirleri almasını sağlamış olacağız. Yine bu tatbikatla bir şey daha ortaya koymak istiyoruz. Sadece gündüz mesai saatinin yoğunluğunun olduğu dönemde değil, gecede bu siber saldırıların devam ettiği, siz hafta sonu benim sistemim çalışmıyor, hafta sonu tedbir almasam da olur deme lüksünüz yok. Hafta sonu da herkese saldırılar yapılıyor. Bu tecrübeler ve bu tespitler de bizim için de, paydaşlarımız için de çok önemli. Bu da güzel bir sonuç. Tabii bu sonuçlarla özellikle şunu gördük. Tatbikata katılan kurumlarımızın bir kısmının saldırıların tamamını tespit etme ve raporlama anlamında eksikleri olduğunu gördük. Nitekim az önce de söylemiştim. Zaten amacımız da buydu. Bu eksikliklerin kamu kurumlarının kendi imkanlarıyla giderilebilecek nitelikli olduğunu düşünüyoruz ki yapacağımız paylaşımla bunları gidermiş olacaklar. Ayrıca saldırıların her an yapılabileceğine özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Kurumlarımıza bunu paylaşacağız. Az önce de söylemiştim. Gece gündüz, hafta içi, hafta sonu farkı olmadan 7/24 tedbir alınması gerektiğini de paydaşlarımızla paylaşacağız. Yine tatbikatımızın hem birinci fazı hem de bugün gerçekleştireceğimiz ikinci fazına ilişkin sonuçları da birlikte değerlendirme ve daha kapsamlı sonuçlar elde etme şansına da sahip olacağız. Birazdan ikinci faz ile ilgili olarak birkaç cümle söyleyerek tatbikatımızı başlatmak istiyorum. Tatbikatın ikinci fazı için arkadaşlarımız tarafından tatbikat alanında internete kapalı sanal sunucudan, doğru mudur? İnternete kapalı sanal sunuculardan oluşan örnek bir kurum ağı ve sistem ortamı sağlayan bir sanal ağ oluşturuldu. Simülasyon, bulgu inceleme ve masa başı türünde belirlenen senaryolar birazdan bu sanal ağ üzerinden oynanacak. Tatbikat alanında bulunan kırmızı takım saldırıları gerçekleştirirken, en kolayı da bu, İstediğin gibi saldır. Mavi takımlar da bu saldırılara karşı savunma yapacaklar. Yeşil takım ise teknik hususlarda destek sağlayacak. Yani saldıran kişi, kurum, devletler, saldırıya maruz kalan kurumlar, kuruluşlar,
kamu veya özel sektör fark etmez. Yine destek sağlayan kurumlar, bakanlık, BTK başta olmak üzere destek sağlayıcı unsur görevini gören kurumlar da burada yeşil takım olarak görev alacak. 2018 yılında daha kapsamlı bir tatbikat düzenleyeceğimizi özellikle şimdiden haber vermiş olayım. Bu vesileyle Ulusal Siber Savunma 2017 tatbikatımızın ülkemiz, kurumumuz ve vatandaşlarımız için hayırlı sonuçlar doğurmasını özellikle temenni ediyorum. Tabii ki gerek tatbikatta gerek çalışmalarınızda başarılar dilerken emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ancak bu öyle bir alan ki saniyesini sektirmemek lazım. Tamam çözdüm bundan sonra rahatım dememek lazım. Biz boş durmamalıyız. Zira bu saldırıyı gerçekleştirenler hiç ama hiç boş durmuyor. Çünkü baş döndürücü bir hızla değişen ve gelişen bir sektörden bahsediyoruz. Başbakanımızın kulağını çınlatalım. Bir hikayeyle bitirelim. Almanya'dayım diyor. O dönem için bir elektronik cihaz alacağım. Daha doğrusu laptop alacağım o dönem için. Girdim mağazaya diyor. Tezgahlara yanaştım. Dedim ki en iyisini istiyorum. En yenisini, en güncelini istiyorum. Adam oradan bir tanesini çıkardı, verdi. Dedim ki diyor ya bu en iyisi olduğuna emin misin? Hiç sırtını bile dönmeden elini uzattın, aldın, verdi. Hiç fark etmez demiş. En yenisini de versem kapıdan çıktığın an o eskicek. Çünkü birkaç saniye içerisinde teknoloji değişiyor. Aynen teknoloji birkaç saniye içerisinde değişiyor ama siber saldırılar da birkaç saniye içerisinde şekil değiştiriyor. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmamız lazım. Çok önemli bir sektörün temsilcisiyiz ama aynı zamanda tehdit altında da olan bir sektörden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın başından beri bu sektöre olan inançları çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde ülke olarak çok ciddi mesafeler aldık. Almaya devam ediyoruz. Ancak sektör geliştikçe, büyüdükçe daha çok tedbir almak, daha çok farkındalık yaratmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu bilinçle siz değerli arkadaşlarımız da inşallah bugün de bundan sonra da çok güzel sonuçlar alacağımızı biliyorum. O yüzden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Siz saygıdeğer hazırını bir kere daha saygılarımla selamlarken Kandil'inizi tebrik ediyorum. Saygılarımla.